İlk başladığımda biraz daha aile şirketinin daha baskın olduğunu düşündüğüm bir firmaydı ama sonra çalışmaya başladıktan sonra esasında çok daha büyük, daha profesyonelleşme yolunda olan, kurumsallaşmaya o gün itibariyle bile o adımları atmaya başlayan bir firma olduğunu fark ettim. İlk yurt dışı yatırımımız 2005 yılında başlayan bir şeydi. Ben de bu yurt dışı yatırımında yer almış bir kişiydim. O günkü şartlarda yurt dışı yatırımı çok zor alınması gereken kararlar olmasına rağmen Hayat bu cesareti gösterip Cezayir gibi bir ülkede ilk yurt dışı yatırımını açmıştı ve buradaki tecrübelerini, know-how'unu, her türlü satış, üretim, pazarlama anlamındaki her türlü know-how'unu, bilgisini Cezayir gibi bir ülkeye taşıyıp çok kısa sürede çok büyük başarılara imza attık orada. Cezayir'e ilk gittiğimizde Türkiye'den bir distribütörle anlaşıp orada o distribütörle ülke genelinde bir dağıtım stratejisi belirlemiştik. Ama 3-4 ay gibi kısa bir sürede bunun başarıya ulaşmayacağını fark ettiğimizde o distribütörle yolları ayırıp sıfırdan Cezayir'in tüm şehirlerinde distribütör altyapısını oluşturmak gibi zor bir işe kalkışmıştık ve bunun da üstesinden gelmiştik. Bu bizim için esasında gerçekten çok zor bir şeyi başarmaktı. Yani anlatırken kolay ama orada yaşarken ilk yurt dışı deneyiminde bu kadar stratejik bir karar değişikliğini yapmak çok da zor bir şeydi. 6 ay gibi sürede her şeyle tamamlanmıştı ve iş artık normal şeyinde, rayında oturmaya başlamıştı. Türkiye'den bu derecede kaliteli ve büyük bir firmanın çıkarabileceğine inanmıyorlardı en başında. Yani anlattığımızda işte dünyada 5. çocuk bezi üreticisiyiz, milyar dolara yakın cirosu olan markalarımızın olduğunu söylediğimizde bir kere bu onların en büyük algısını yıkıyor. Yani Türkiye'yi daha orta çaplı üreticilerin olduğu, global marka sayısının az olduğu bir ülke olarak görüyorlar. Bunu yıkıyoruz. Avrupa kalitesinde ürünlere sahip bir ülke olduğumuzu görüyorlar. Motive eden şey, şirketin bir kere oraya o yatırım kararını alması zaten motive ediyor. Yani şirket bu kadar büyük bir riski göze almış, o motivasyona sahipse, o motivasyona sahip şirketin yaptığı şeyin karşılığını ortaya koymanız gerekiyor. Tabii patronun burada şirket sahibinin çok büyük etkisi var. O ne kadar motive olup sizleri ne kadar desteklerse siz de o kadar arkanızda bir güç olduğunu hissediyorsunuz. Biz bunu hissederek yola devam ediyorduk orada. İşte yurt dışında, Afrika'da, Vietnam, Endonezya, Malezya gibi ülkelerde yaptığımız tüm saha ziyaretlerinde o da zaten bizimle beraber sahaya gelip toptancılarla beraber birlikte soru sorduğumuz ya da akşam 10'da bakkal ziyareti yapıp çocuk bezi fiyatlarını araştırdığımız, o da bizimle beraber bir çalışan gibi, bir satış uzmanı gibi görev aldığı için o zaten siz kendiniz onu doğal olarak yanında hissediyorsunuz. O da sizin zorluklarınızı çok rahat birebir gözlemleyebiliyor. Bu konudaki deneyimi de sonra alınacak kararlarda, hızda ve anlayışta etkin oluyor.